Trabzonluk ilk kez burada, Belgrad Kalesi'ndeki bu yerde kurulmuş. Hangisi? İki bunları. Hı? Bayraklı Camii, Belgrad'daki Bayraklı Camii'nin önündeyiz şu an. Evet, Belgrad'da Bayraklı Camii'ndeyiz. Burası Bayraklı Camii. Belgrad'da 178 camiden sadece geri kalan tek cami. Belgrad'ın merkezinde. Ve daha önce buraya gelip belgesel çekmiştik burada ve bir cuma namazı kılmıştık. Cami gerçekten güzel. Özellikle ahşap üzerine lafz-ı celaller, Cenab-ı Allah'ın sıfatları, isimleri, Esma-i Hüsna'nın yazıldığını görüyoruz. Özellikle Kosova Savaşı esnasında, Bosna Savaşı esnasında ciddi manada Sırplar tarafından, Sırp milliyetçiler tarafından saldırılara maruz bırakıldı. En son Kosova Savaşı'yla, Kosova'nın 2004 yılındaki o bağımsızlık mücadelesi esnasında tekrar yakıldı. TİKA tarafından restore edildi. Yani bölgeyle alakalı olan gergin süreçlerde yani sürekli bu süreçlerden cami üzerine düşen payı burada almakta Sırp milliyetçiler tarafından. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Belgrad İlahiyat Fakültesi binası inşaat halindeydi. Şimdi o inşaat çoktan bitmiş, güzelce yapılmış. Caminin hemen yanı başında minare göz ve gönül okşuyor. Bayraklı Camii'nin minaresi ve tabii mezar taşları. Manevi tapu senedimiz mezar taşları, Belgrad'dan kalma o mezar taşlarından bazı taşlar burada. Evet, sadece sarıklar, sarık kısımları kalmış. Kitabeler çoktan yıkılıp yok olmuş. Bir benzin istasyonu. Parklar kalenin yanında, ana caddeler. İşte bir sebil. Osmanlı'dan kalma, tıpkı Bosna Hersek'teki Sebil'e benziyor. Evet, Belgrad'ın merkezinde Şeyh Mustafa Türbesi. Burası perişandı. Daha önce geldiğimizde oldukça yıkık, dökük, harabe haldeydi. Ve şu an türbe restore edildi TİKA tarafından. Evet, değerli izleyenlerimiz, bulunduğumuz yer ayrıca sadece türbenin bulunduğu yer değil. Burası Belgrad'da Osmanlı mezarlığı. Şöyle arkaya doğru döndüğümüzde bu park, yeşil ağaçların altı Osmanlı mezarlığı. Evet, türbe de burada. Şimdi bu bölgede yatan aziz şehitlerimiz, isimsiz insanlarımız, müminler, Kur'an ehli insanlar. Fatiha okuyacağız. Sizleri de Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Atalarımızın şehitliklerini geziyoruz Balkanlarda. Balkanlarda Osmanlı'nın kalelerinden bir tanesinin çok yakınındayız. Gördüğünüz gibi arkamızda türbemiz 1400'lü yıllarında 1700 evet. 1700'lü yıllarında yapılmış ve sol tarafımızda gördüğümüz park bütün Balkan şehirlerinde olduğu gibi bir mezardır aslında, Osmanlı mezarı. Bir çağrıda bulunur musunuz buradan? Özellikle Balkan kökenli insanlarımız var. Gitmiyoruz, gezmiyoruz. Bir tur firması olarak neler söylersiniz? Efendim, sadece Balkan kökenli insanlara değil, ben Türk'üm diyen bütün Türk dünyasına buradan sesleniyorum. Gelin Balkanları görün lütfen. Burada insanlarımız var. Onlarla bir görüşün. Burada geçmiş tarihimiz yatıyor. Onların da mührü, canlı mühürleri burada. Arkamızda az önce hocalarımız işte bunu yıkmamışlar falan dediler ama yıka bitiremediler maalesef. Halen daha yıkılmadık. Yıkılmayacağız. Belgrad'a gelmişken bir Türk restoranı arayalım dedik ve bir restoranta Gaziantep'li bir arkadaşın restoranına uğradık. Merhabalar, burasını bir tanıtın bize. Merhaba. Abi ben Antepli değilim, ben Sırbistanlıyım. Şey restoranda Türkçe öğrendim. Şey sahibi Antepli, ustalar Antepli, kebapçı da Antepli. Baklavamız da Antepli, %100. Hepsi Türkiye'den alırız. Un, fıstık, şey. Peki siz Türkçeyi burada mı öğrendiniz? Nerelisiniz siz? Belgradlı. İsim ne? Neco Bey, nasıl gidiyor? Seviyorlar mı baklavaları bizim? Seviyorlar. Sırplar da seviyor mu?
seviyor. Yemek de seviyor. Bizim yemek Türk yemeğe benziyor. Sarma, dolma, börek çok benziyor. Ama Türk yemeği daha güzel. Kalitesi var ya. Sırplılar yiyor mu bizim yemekler? Yiyor tabii tabii. Beğeniyorlar. Tabii, nasıl bizde... müşteriler var mı? Müşteri var. Hadi biz ne Türkiye'ye geldin mi? Antep'e gittin mi sen? Gitmedim. İnşallah gideceğim. Patrona çok selam söyleyin o zaman sizi bir an önce Antep'e götürsün. Evet. Hadi çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Belgrad caddeleri, Belgrad'ın o muhteşem ağaçlar altındaki caddenin genel görünümü, güzelliği. Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçiliği Belgrad'da yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyor. Belgrad'da önemli bir yerdeyiz. Elektriği ilk bulan şahsın adına yapılan müze mi efendim? Evet. Nedir ismi? Nikola Tesla. Evet, Belgrad'a adım adım gezmeye devam ediyoruz. Önemli bir yerdeyiz. Belgrad'da elektriği ilk bulan Nikola adındaki şahsın adına yapılan müzedeyiz. Yol gerekiyor. Evet, şu an Tuna ve Sava Nehri üzerinde bir seyahat yapacağız. Tuna Nehri'ni bir de görmüş olacağız. Evet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Tuna'nın oluşturduğu adanın hemen karşısındayız. Bulunduğumuz yer Tuna Nehri üzeri ve arkadan Tuna'nın büyük kolu geçiyor. Biz adayı dolaşarak Belgrad Kalesi yönlerinden Sava ile Tuna'nın birleştiği noktaya geçeceğiz. Oğlum nehir çok kirli. Evet, Tuna Nehri türküsünü bilen yok mu içimizde? Ben atmam diyor. Evet. Tuna Türk'ün tarihinde çok önemli bir değer olan nehirdir. Sıradan bir nehir, sıradan su bir birikintisinin değil. Türk milletinin, milli hafızasının mekası olan bir nehirdir. İstanbul'dan donanma Hümayun'a ait ince donanmanın askeri ihtiyaçlarımızı doldurup o dediğiniz 2800 kilometreye kat ederek Belgrad Kalesi'ndeki ihtiyaçlarımızı karşılamaya getirdiği aynı zamanda bir su yoludur Tuna. Tuna Türk'ün kültürüdür, Türk'ün lisanıdır, Türk'ün hoşgörüsüdür, Türk'ün anlayışıdır, Türk'ün inancıdır, Türk'ün zarafetidir, Türk'ün nezaketidir. Yani Türk milletinin hafızasında Tuna ile eşdeğer çok hatıraları vardır. Sen oturdun kendini dinliyorsun ha. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak. Tuna deyince hepimizin içinden fırtınalar kopar. Yahya Kemal'in ifadesiyle Türk'ün gönlündeki nehirdir Tuna. Ve Tuna'yı Tuna Nehri üzerinde şu an hazırlık yapıyoruz. O Gazi Osman Paşa'nın ünlü marşı, ünlü türküsü. Tuna Nehri akmam diyor. Biz diyoruz ki hayır, Tuna Nehri akacağım diyor. Üstelik su değil, tarih akacağım diyor. Tuna'dan aslında bir su akmaz, 500 yıllık Osmanlı tarihi akar. Evet, Tuna Nehri üzerindeyiz, Belgrad Kalesi önlerindeyiz. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Shut up, man.
çıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, ilerleden çıkmam diyor. Bravo. Neydi adam ismi ya? Ne? Tuna Nehri'nden tur düzenliyor. Ciddi misin? Çok severim ben. Ben yani çok mutluyum. Ben de yukarı. Hayır, ben yukarı mutluyum. Ama bu yüzden sadece... Değerli izleyenlerimiz, şu an arkamızda Sava ve Tuna'nın birleştiği yerde oluşan ada. Ve adanın tam karşısı ise... Kültür tarihimizin kilometre taşı Belgrad Kalesi. Belgrad Kalesi'nin tarihimizde çok ayrı yeri ve önemi var. Belgrad Kalesi'ni ince donanmayla Fatih Sultan Mehmet ilk kez kuşatır. Hatta kale burçlarından içeri Akıncı Beyleri ve sipahi askerleri girer. Tutunamazlar. Fethedilemez kale. Belgrad Kalesi'nin fethi kanuniye nasip olur. Evet, şu an Belgrad Kalesi tam karşımızda. Tuna Adası arkamızda ve önümüzde Tuna Nehri'nin Sava ile birleştiği nokta var. Tarihimizin önemli kilometre taşı. Evet, görüntülerimiz var. Sizleri de götürüyoruz. Tıpkı devralem heyecanı ile Tuna ile Sava'nın birleştiği noktadayız. Gemi var, o gemi var. Gelin geçiyor. Evet, Osmanlı konağı. Evet, şu an Osmanlı konağının görüntüleri Belgrad Kalesi'nde. Sava Nehri hemen onun eteğinde. Tam Tuna'nın Sava'ya karıştığı nokta. Müthiş bir esinti. Sanki Karadeniz'in o tatlı rüzgarlarını evet, Tuna'da... Sava'ya birleştiği noktadayız. Şu anda Tuna Nehri, Sava Tuna Nehri'ne burada birleşiyor. Bu da birleşiyor. Evet. Biliyorsunuz Tuna Nehri Almanya'nın Kara Ormanı'ndan doğarak 2800 kilometre kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülmekte. Evet, birçoğumuz Romanya'dan döküldüğünü zannetsek de Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülüyor. Evet. Evet, tam önemli bir merkez burası. Slovenya'dan Alp Dağları'ndan doğarak Bosna Hersek Ovaları'nı sulayarak Dirina Irmağı ile de birleşerek büyük bir kol olan 9 kilometre uzunluğundaki Sava Nehri'nin tam Tuna'ya karıştığı noktadayız. Tam Tuna ile Sava'nın adeta hasret giderdiği noktadayız. Karşımızdaki kale Belgrad Kalesi. Önümüzdeki ada ve adanın arkasında Tuna'nın en büyük kolu ve muhteşem bir tarihimizi anlatarak, söyleyerek Karadeniz'e doğru akıyor. Biz de tarihe not düşüyoruz. Görüntülerimiz var. Sizleri Belgrad Kalesi önlerinde Tuna ile Sava'nın birleştiği noktaya götürüyoruz. Ve zindan katı arka tarafta kalıyor, göremiyoruz. Evet. Bir de şey... hemen kulenin... Belgrad gördüğün gibi kendi başına bir gün var. Yani hava azıcık soğuk olsa
Sorgunu gördüm ben onun. Bu şekilde iyi. Söyleyeyim mi? Ziget Var'da iç organları gömülmüş olan Karnavut Sultan Süleyman, Belgrad'da yalanlanmış Fatih Sultan Mehmet, ama bayağı 93 Harbi'nin genelkurmay başkanıyla Padişah İstanbul'da oturuyor. Doğu'da Gazi Ahmet Muhtar Paşa, burada Süleyman Paşa ile Mahmut Ağabey. Tarihi görmeyi Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Bir Devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini dünya coğrafyasında adım adım gezerek belgesel görüntülerle ekranlara getiren Devralen sizi Tuna Nehri ile ilgili Sırbistan ve hiç şüphesiz Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Kale Meydan, Belgrad Kalesi ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle tarihe yolculuğa çıkardık. Kültür tarihimizin muhteşem geçmişini Devralen farkıyla ekranlara getirdik. Belgrad, Tuna, Sava, bu coğrafya ekranlardan anlatılmaz. Zaman ayırarak bu coğrafyaya gitmek gerekiyor. Tarihi tarihin yaşandığı yerde hissederek gezmek, görmek gerekiyor. Sizleri de Belgrad'a, Tuna boylarına davet ediyor. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Belgrad'dan, Kale Meydan'dan, Belgrad Kalesi'nden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr